Bu toprakların lezzetlerini, esnaflarını, emekçilerini, güzelliklerini keşfediyoruz. Bu yolculukta bize destek veren Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy'a teşekkürlerle. Şimdi sizi kuru kahveci İhsan Efendi ve haleflerinin dükkanına sokacağım. Ama şöyle bir şey var, şunun sözünü verebilirim. İşini bu kadar güzel, bu kadar özenli ve bu kadar uzun süredir yapan insanların olduğu bir yere girmek bile çok başka bir duygu oluyor. Umarım size bu hissi o lensin arkasından da yaşatabilirim. Şimdi içeri girmeden evvel bir de bir şey daha göstermek istiyorum. Burada tarihi var. Kuruluş 1871 yılı. Hemen yanında da bir tane Kuru Kahveci Han 1912 yapımı yazıyor. Önce burası sanırım kuruluyor. Ondan sonra da 1912-13 yılında hanı yapıyorlar ve buralar çok güzel bir şekilde kahve kokmaya, o kahve kokusu da buraya daha güzel işte yapılar haline dönüşmeye başlıyor. Hadi gelin bu büyülü yeri sizle beraber keşfedelim. Hoş geldiniz Refika Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, iyidirsin. Nasılsınız? Ne güzel sizi görmek. Ben de sizi görmek. Ne olur. Bu kahve kokusu hop diye insan tabii çekiliyor. Direkt en arkaya geçelim mi? Aynen. Tamam. Aynen. Komple devam edelim. Taze çekirdeği olan Brezilya kahvesi budur. Peki bunu Brezilya'dan Tarkan Bey birazcık kurutup mu gönderiyorlar? Nasıl oluyor? Bir yok, ham haldedir bu. Bu kavrulduğu zaman pire verir. Bu şu anda çiğdir. Kahve çekirdeği biliyorsunuz kiraz ağacı gibi ağaçta yetişir. Zarı soyulur bunun. Ondan sonra bu şekilde ikiye bölünüyor. İkiye bölünmüş oluyor. Kavrulmadan aromasını ve kıvamını alamazsınız hiçbir şekilde yani. Peki bu tartınız bayağı güzel. Bayağı eski bir tartı. 1935 yılından bakın burada kontrol memurlarının gelip de vurduğu burada damgalar vardır. TC evet. 35 gerçekten. Evet. Kahveyi 30 kilo olarak tartıyoruz. Kahve kavurma makinesinin üzerine koyuyoruz. İçindeki bir önceki kahve kavrulup da buraya döküldükten sonra içine salınır. Şu anda yeşil haldedir. Bir 20 dakika civarında bu kavrulur. Kavrulduktan sonra tekrar buraya alınarak soğur kahve. Kahvenin kavrulduğunu buradaki camdan görebiliriz ve buradaki koldan da tam milimetrik olarak rengini, ayarına geldi mi, ideal derecede, ideal renkte kavruldu mu koldan da çıkararak görebiliriz. Şu anda bu makine 90-100 seneleri garanti olan bir makine. Odun ateşiyle çalışır. Türkiye'de şu anda odun ateşiyle kavuran ve bu kondisyondaki makine bir tek bizde var. Ve de aslında 90 yıldır aynı şekilde yapıyor. Aynı şekilde odun ateşiyle kavruluyor. Çok bozulmadan yani. Peki benim burada gördüğüm kahve tek kavrulmuş gibi gözüküyor. Evet, aynen. 25 dakikada mı kavruluyor? 20 dakika civarında kavruluyor bu kahve. Türk kahve çekirdeği şu anda gördüğünüz bu sizin. 20 dakika civarında kavruluyor. Çifte kavrulmuş olunca? Tabii çifte kavrulmuş olunca süre 25-28 dakikalara çıkıyor. Bu da çifte kavrulmuş olandır. Yani 7 dakikada bu kadar renk fark ediyor. 7-8 dakikada evet. Rengi bu şekilde dönüyor. Çiğ kahve kilosu tartıldıktan sonra %20 civarında pire veriyor. Pire verildikten sonra yani bu hale geliyor. 80 kilo aynen oluyor. Öyle. Kahve çünkü çiğ olduğu için kavruldukça kuruyor, hacmi artıyor ve dışındaki bir ince zar talaşı var, o çıkıyor kahveden. Talaş nereye gidiyor? Talaş, burada bir talaş kazanı var. Ha. Tabii orada böyle görebilirsiniz. Peki bu böyle ıslak gibi gözüküyor üstü. Bu? Kahve kavruldukça bunda da yine aynı şekilde pire oranı artıyor, kahvenin daha fazla özü kalmış oluyor ve kahve yağlanıyor. Bu şu anda sabah kavrulmuş kahve, bu kadar yağ var. Bu akşama doğru biraz daha fazla yağlanmış olacak. Bu soğutma işlemi de çok önemli galiba. Soğutma işlemi çok önemli. Aşağı yukarı bir 13-14 dakika bunun bu şekilde soğuması lazım. İyice soğuduktan sonra değirmende çekilebilir hale gelir kahve. Bu 200 derece bu işin herhalde ipuçlarından bir tanesi. Evet, 200 derece şu anda bu Türk kahvesi çekirdeğinin kavrulması için ideal derecesidir. 250 derecede de kavrulur bu kahve. Ama ideali 20 dakikada değil, 15 dakikada kavrulur. Veyahut da onu 150'lerde tutarsanız yine 20 dakikada kavrulmaz. 25 dakikalarda, 30 dakikalarda kavrulur. Kahve kavruldukça pire verir, hacmi artar Bu şekilde bakın, çiğ kahve, Türk kahve çekirdeği, koyu kahve çekirdeği bunlar. Bu da bu kadar büyüyor. Bu da bu kadar büyüyor yani. O derecede kavrulma. %50'de 25 dakika kavrulması nasıl bir fark oluyor tadında veya tipinde? 150 derecede bu 25 dakikada kavrulduğu zaman kahve bu kadar büyüyemiyor. Tam içi dışı beraber homojen şekilde kavrulamıyor. Öğütüldüğü zaman da şimdi dıştan böyle renk olarak aynı gözükse de 25 dakikada kavrulan kahve. Ama siz bunu öğüttüğünüz zaman bunun dışı kavrulup içi tam böyle kavrulamadığı için içtiğiniz zaman ekşi bir tat geliyor size. Ama bu yeni jenerasyonda ekşi kahve ondan mı? Bir de kahve odun ateşiyle kavrulması çok büyük bir avantaj. Ağır ateşte kavrulmuş oluyor. Tam içi dışı homojen bir şekilde kavrulmuş oluyor. İçtiğiniz zaman da mükemmel, enfes bir tat elde etmiş oluyorsunuz. Çekimi de görelim. Çekimde ne, oradaki ipuçları neler? Evet. Kahveyi tam burada soğuttuk, depoya döküyoruz. Oradan da buraya döküyoruz. Buradan çekilerek yavaş yavaş kahve aşağı iniyor. Peki bu taş değirmen dediniz. Ortada taşlar var. Evet, aynen. Değirmen şeklinde. Aynen. O taşları nereden yaptırıyorsunuz? Bir taşı aşağı yukarı 15-20 sene civarında gidiyor. Tabii. Poça taşı denilen taştır. Kahve öğütme için en ideal. Poça'dan mı geliyor peki? Bilmediğim. Evet, aynen öyle. Gerçekten? Tabii tabii. Taşlayan bir ustamız vardır, 65 yaşında. Yaklaşık ayda bir gelir, bu değirmenleri taşlar. Değirmenler o zaman ideal incelikte, ideal kıvamda, kahveyi yakmadan tekrar öğütmeye devam eder. Bu sırf Türk kahvesine mahsus değirmendir. Türk kahvesini bunu da çekiyoruz. Bunlar bizim tarihimiz, hepsi bunların bir... Peki bu Türk makinesi miymiş? Yok, Tarkan. Almanya sınırında bir makine bu. O zaman 2. Dünya Savaşı'nda silah üretiliyor diye fabrika bombalanıyor. Fabrika dünyadan siliniyor. Bu değirmen de o şekilde. Bu makinelerden Türkiye'de 5 tane var. İkisi bizde, 3'ü başka firmada faal bir şekilde 2 değirmende kullanılmaktadır. İkisinin de bakımları düzenli olarak yapılmakta. Hala günümüze kadar çalışmaya devam etmekte ve bundan sonra da çalışmaya devam edecektir yani. Helal olsun. Burası çıktı. Buradan sonra bir yolculuğu var mı kahvenin? Tabii. Bu şekilde. Oh, mis. Bakın. Oh. Biraz ısınıyor da. Tabii şu anda. Sürtünmeden dolayı tabii sıcaktır bu. O zaman afiyetle vallahi ben bundan bir tane kahve içip sonra da kahvelerimi alabilirim. Tabii ki. Afiyet olsun. Hem tek kavrulmuş hem çift kavrulmuş kahvelerinizden aldık. Bir de bunun haricinde birkaç tane şey denemek istiyorum. Tabii. Şöyle bir teorim var ki kahve Osmanlı'ya Yemen'den geliyor. Evet. Yemen dediğinde Afrika. Evet. Dolayısıyla o zaman içilen kahvenin Afrika çekirdeği, Afrika'dan gelen bir şey o. Ona da şu an var olan şey ne? Etiyopya. Etiyopya. Etiyopya deneyelim o zaman. Tabii. Etiyopya'dan böyle 1 kilo alalım. Tabii. Tamam. Ne kadar da güzelmiş o öyle. Ondan 1 kilo çekelim o zaman. Türk kahvesinden hafif daha koyu kavrulmuş bir kahvedir. Artık biz o zaman hesabımızı görebiliriz, olur mu? Nasıl dersiniz? Burası çok kalabalıklaşmaya başladı. O yüzden Tarkan Bey'de boş kalamıyor. Ben de yeni arada bir şey öğrendim. Bu delikler ne diye? Kahve öğütüldüğü zaman gaz çıkarıyormuş. O gaz çıkardığı zaman içerisinde kalmasın diye delikler var ama buradan gaz dışarı çıkıyor, içeriye hava girmiyor. Böyle küçük detaylar bence hayatı güzelleştiren ve bunları yapan insanlara sahip çıkmak da çok önemli. Ben de bunu size neyle vereceğim? Bu benim Troy kart. Bunu duydunuz mu daha? Evet. Nereden duydunuz? Türk kredi kartı. Oo. 10 numara. Türkiye'nin ödeme yöntemi diyor. Yani belli bir kredi kartı, bir bankanın falan değil. Tabii. Bizim memleketin markası. Memleketimizin markası. Aynen, sizler gibi. Evet, aynen. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Ayağınıza sağlık. Başta İhsan Bey'e ve sonra bütün ekibe çok teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın baba. Mısır içerisinde çok güzel gezdik. Şimdi ben de bu birkaç gündür bu farklı kahvelerle denemeler yapıyorum. Şunu fark ettim ki Etiyopya çekim inceliği Türk kahvesi olan kahve aslında kavrulma şekli olarak bu espresso tarzı kahveler için kavrulduğundan dolayı tadı o kadar da güzel olmadı. Dolayısıyla ben ayrıca Etiyopya çekirdeğini Türk kahvesinin kavrulmuş şekline göre yapmak istiyorum. Çok güzel böyle bir fıstıkımsı ve böyle çiçeğimsi bir kokusu var. Ama böyle lezzeti tam da istediğim dengede olmadı. Dolayısıyla biz 1871 yılından beri aynı şekilde kahvesini kavuran bu güzel Aydın mis kokan klasik Türk kahvesinden, tek çekim Türk kahvesinden yapacağız. Size orada bir soru sormak istiyorum. Ehli keyfin keyfini kim tazeler? Ne olabilir? Bunun böyle bir tekerleme olması bekliyoruz. Ehli keyfin keyfini kim tazeler? Taze elden, taze pişmiş, taze kahveler. Kahvenin taze olması, hemen pişmiş olması, bir de taze elden olması gerekiyor. Beni taze statüsüne katar mıyız, katmaz mıyız bilmiyorum ama bu gazla biz Kıbrıs'ta senelerce, Kıbrıs'ta bir kere günde 3 kere kahve içtim. Sabah, öğlen, akşam muhakkak. Böyle aile 4 kişi, 5 kişi falan değil, 20 kişi bir arada. Ve ailenin en küçüğü olarak çok uzun yıllar bu 20 kişilik kahveleri bol bol bu gazla ben yaptım. Şimdi hala devam ediyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bu kahveyi bir kere kahve pişirirken ki ipuçlarından bahsetmek istiyorum. Sonra da çok farklı bir kahve sunumu yapmak istiyorum. Bu kahve yapmayı da bana kim öğretti? Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Hanım vardı. Aydın Denktaş, o anlatmıştı. 3 taşımda. Şimdi kişi başına, ben buna Refika kaşığı diyorum. Bundan 1,5 tane koyuyorum. 3 pişirimlik kahve yapacağım. Bunlar da böyle çeyizimiz ama çeyizi işe kullandığımız için buradayız gördüğünüz gibi. Şundan 3 tane. Ve daha altını açmadım. Altını açmadan evvel güzelce karıştırıyorum. Şimdi artık güzelce karıştı. Böyle üstte hiç kahve kalmadı. Artık altını açabilirim. Ateş tam bu cezvenin altına denk gelmesi gerekiyor. Ve tek yöne böyle bir 30 saniye karıştıracağım. Şimdi kahveyi karıştırırken, çıkarırken böyle kaldırıp iç üstüne köpük bırakmamak gerekiyor. Tam tersi bu köpüğü, köpükten hiç ziyan olmaması lazım. Çıkarırken de böyle usul usul köpüğü almadan çıkmak lazım. Bu arada mesela daha batı tarafların adeti. Güneydoğu'daysa köpüklü kahve götürürsen böyle sana kızarlar, ters ters bakarlar. Dolayısıyla eğer köpüklü kahve seviyorsanız bu önerimi uygulayın, öbür türlü uygulamayın. Böyle artık kahve güzelce karıştığı noktada çok fazla kaşığı sokmamak gerekiyor. Bu bir taşım. Bu şu an böyle ilk kabarmaya başladığında çekmemiz gerekiyor. Şimdi bu aşamadayken önce biraz döküyorsun 1/3'ünü. Sonra tekrar ocağın üstüne koyuyorsun. Şimdi ikincisini daha güzel taşıyor. Bunu bu sefer gerçekten taşırır. 3.'sünde ise sonuna kadar taşırıyoruz. Diğerini ne yapacaksın Refika diyebilirsiniz. Şimdi burada 2 pişirimlik daha kahve var ama bunun böyle birinci aşamasında böyle tam kabarırken biraz koyuyoruz. Sonra bir parça kabartıyoruz ama tepesine kadar değil. En sonunda böyle bayağı fokur fokur kaynatıyoruz. Bu tam 3 taşımda yapılmış bol köpüklü. Ne kadar köpüklü olduğunu da böyle bir parça mesela çıkarsak hemen yani kalın kalın köpük olur. Köpük aslında bir parça soğumasını da engelliyor. Şimdi burada 2 pişirimlik daha kahvem var. Bunu ne yapacağını Refika derseniz. İkincisi ise dondurmalı. Bu aslında böyle Batılıların, daha doğrusu İtalyanların affogato dedikleri bir kahve var, işte dondurmalı kahve. Biraz oradan esinlenerek, esinlenmenin haricinde bu Türkiye'nin belirli güzelliklerini de aslında işin içine katarak yapmaya çalışıyorsun. Burada Parisyen kaşık. Şimdi buradan böyle dondurma topları alıyorum. Maraş dondurması daha rahat şekil alıyor. Üçüncü topu da böyle içerisine atıyorum. Bu 3 top dondurmanın üzerine, mesela bunu şu an yanında tepsi yok ama bunu bir tepsi gibi düşünürsek, yanına 2 tane parça beze koyup böyle hop diye üzerine döktüğümüz zaman böyle son derece keyifli . Birinci kahve hala böyle köpüğü üzerinde klasik Türk kahvesi. İkincisi dondurmalı, bezeli, aslında bir tatlı alternatifi olarak kullanabileceğimiz kahve. Üçüncüsü tembel kahvesi dedik. Ben hatta adına tembel kahvesi dedim diye bir parça üzülüyorum. Geçtiğimiz zamanlarda çektiğim bir videoda, onu da böyle linkini yukarıya koyacağım. O videoyu ne olur hatırım için izleyin. Böyle 5 dakikada Türk kahvesi yapmanın yöntemi aslında ve çok bu yöntemler 5 dakika bile değil, 1 dakikada. Ve klasiği de aslında nasıl yapabiliriz'in güzel bir alternatif. Gelelim bununla lezzetli bir tatlı yapmaya. Önce ama ben izninizle bu güzel dondurmalı Türk kahvemi afiyetle yiyeceğim. Dedim böyle büyük dudakları vardı hatta. Arap dudaklı falanlarla, böyle koca dudaklarıyla. Şöyle içeride. Diye. Ve gerçekten havayla kahve karıştığında kahvenin tadı inanın 10 kat daha fazla oluyor. Gelelim tatlımıza. Tatlımız kahveli tiramisu. Onun için 4 pişirimlik böyle kahve yapacağım. Neden adı değiştirme tiramisu, onu bir anlatmak istiyorum. Tiramisu bir İtalyan tatlısı, tiramisu al beni uçur falan gibi bir şeydi adı. Kahve İtalyanlara, daha doğrusu Avrupa'ya aslında kanuni zamanda Osmanlı paşaları tarafından gidiyor. 20. yüzyılın neredeyse başına kadar hep Türk kahvesi içiliyor. Ve bu tiramisu da bize İtalya'dan gelen bir tatlı ama artık Anadolu'nun dört bir yerinde bile severek yapılan, herkesin de bildiği bir tatlıya döndü. Onlar bizden kahve aldı, biz de onlardan tiramisu almışız. Biz de birkaç yeni numara yapalım dedik. O yüzden onu da Osmanlı usulü yapma nedir? Değiştirme. Adı değiştirme oradan oldu. Şimdi kahve bir taraftan pişiyor. Tiramisu'nun karışımını yapacağız. O karışım içinde 2 ayrı kasede 2 ayrı karışım yapacağız. Bu karışımlardan bir tanesi kremalı olacak, öbürü de labneli olacak. Krema, burada 200 gram krema var. Direkt içine döküyorum. Şimdi krema, bu kutu kremalardan bunlar. Kutu kremayı çırptıkça hem yoğunluğu artıyor, soğukken de yoğunluğu artıyor, çırpınca da yoğunluğu artıyor. İçine hava girip daha da büyütebiliyoruz. O yüzden şimdi aslında onu yapacağım. Yaptıkça da burada pudra şekerim var. 4 çorba kaşığı da pudra şekeri ekleyeceğim. Bayağı neredeyse 2 katına çıktı. Son olarak da vanilin ekliyorum. Biraz hızlandırıyorum. Şimdi böyle çok güzel bir kıvamı olmaya başladı. Tam böyle kıvamını anlayabilmek için böyle kaldırdığınızda, böyle bunlara horozibi deniyor ama horozibikleri dikili değil, böyle aşağı başları aşağı sarkı. İstediğimiz kıvam tam bu. Bu bir aşaması. Gelelim ikinci aşamasına. İkinci aşamasında burada 200 gram labne peynirimiz var. Allah kahvemiz. Kahveye bak sen. Bunu şimdi soğuması için bu tepsiye alıyorum. 4 pişirimlik kahvem var. 200 gram labne peynirim var. Bizim labne peyniri de gerçekten dünya çapında güzel, lezzetli bir peynir. Eğer böyle labne peyniri kullanan tarifler yapıyorsanız, şu an piyasada çeşit çeşit labneler var. Tatları birbirinden farklı. Bunun içerisine 2 tane malzeme koyacağım. Bir tanesi kahve, şu an burada biraz daha soğuyor. Öbürü de fındık şurubu. Fındık şurubu da böyle kahvecilerde falan satılıyor. Böyle tatlı kaşığı kadar fındık şurubunu ekledim. Yoksa ben fındık şurubu bulamıyorum Refika derseniz, hiç mühim değil. Sadece bu tadını bir parça yükseltmek adına işe yarıyor. Bunun böyle üzerinden ekliyorum. Yaklaşık 1/4'ünü alacağım. Bir pişirimlik kahve gibi. Telvesini de almaya çalışıyorum diplerden. Böyle tane tane. Yani şöyle bir özelliği var. Diğer dünyadaki bütün kahveler hep filtreden geçip bize sunuluyor. Oysa bizim Türk kahvesi başlı başına bir malzeme, yani yemeğin içerisine girebilecek bir malzeme ve çok şey yapılmaya müsait. Bunu elimle karıştırıyorum. Çünkü bazen hızlı devirde bir parça sulanabiliyor kahveyle beraber olunca. Güzel bir kıvam oluşturdum. Şimdi bunu buna eklerken bu ikisini birleştireceğiz. Ortasında şöyle bir hafif delik açıyorum. Şimdi bunu karıştırırken böyle katlaya katlaya, yani aslında içine hava aldığım bu kremanın kıvamını çok da bozmadan katlaya katlaya karıştırıyorum. Artık bu karışım gayet güzel oldu. Şöyle bir tadına kahvesi geliyor mu, şekeri yerinde mi diye bakın. Şimdi gelelim artık bunu güzelce yapmaya. Yapabilmek için böyle hoş bir cam kabımız var. Kahvem de güzelce soğudu. Bunun kedi dili bisküvisi yerine burada böyle minik acı bademler var. Bu acı bademleri kullanacağım. İkiye böyle mis gibi kokuyor yani. Madem değiştireceğiz, malzemeden kaçınmayalım. Bunları bu kahveye şöyle buluyorum. Önce kenarlarını böyle yerleştiriyorum. Sonra tam ortasına da artık bunları birazcık daha bölerekten, böyle her kaşıkta bir parça gelebilsin, 4 parçaya bölüyorum. Hatta bunu suyun içerisindeyken yapıyorum ki daha bol kahvelensinler. Ve ortasına direkt atıyorum. Kahvenin bir kısmı ve aslında şeyin acı bademinin bir kısmı burada var. O bir lezzet olduğu için son dakika şöyle bir gezdiriyorum. Kahve tadının güzelce gelebilmesini aslında istiyorum. Şimdi bunu koyduktan sonra artık bunu da böyle üstüne dökebilirim. Önümüz yaz. Mümkün olduğunca hem labne peynirin hem de kremanın soğuk olduğundan ne olur emin olun. Üzerine döktükten sonra şu an üstü düz değil ama şöyle bir iki döndürdüğünüz zaman o aslında kendi dengesini hop diye bulacak ve dümdüz olacak. Buraya kadar tamam. Bundan sonra aslında ideal olanı buzdolabını bir 2 saat, 3 saat bunu bekletmek ve böyle iyice soğuk yapmak. Ama bizim öyle bir vaktimiz yok. Ha şimdi yapıp size yedirmek istiyorum. Onun için de kakaom var. Bir tane böyle çay süzgecim var. Kakaoyu bir parça böyle döküyorum. Direkt kakaoyu üzerine serp. Ve hatta böyle kenarlarına da gelsin istiyorum. O böyle çok hoş bir şey yaptığına inanıyorum. Bunu servis yaparken yapmanız lazım. Aksi takdirde muhallebinin bir nevi sütü kakao ile birleşecek. Kakao böyle siyah koyu renk bir hal alacaktır. O yüzden bunu son dakika servis yaparken yapmayı unutmayın. Şimdi devşirme tiramisu'muz da bu kadar. Bunu böyle yerken böyle sabit tutup muhakkak altına daldırıp en altından böyle toplu bir kaşık almak gerekiyor. Şeye benziyor tadı, inanılmaz. Tiramisu olabilir mi? Yok. Bir şeye benziyor, hayır. Ayrıca bir şeye benziyor. Ayrıca Magnolia'ya benziyor olabilir mi? Acaba kahveyi Magnolia mı yedim ben? Tatlıya çok ihtiyacım var. Umarım kahvenin 400 yıldır mis gibi kokan sokağın hikayesi, yapılışı, ondan sonra da o kahveyle ilgili güzel bir iki ipucu ve bu tarif hoşunuza gitmiştir. Gittiyse videomuzu beğenmeyi aşağıdan beğenip bu tarifi mümkünse yapmayı ve sevdiklerinizle öyle de paylaşmayı, video olarak da paylaşmayı unutmayın. Eğer kanalımıza abone değilseniz şu aşağıdan bir yerden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Kahveniz bol, kahve yapanınız bol. Kahve siz yaptığınızda sizle sohbet edeniz bol olsun. Görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videolardan daha izlemek istiyorsanız burada ve daha aşağılarda bol bol bu videolardan var. İzleyebilirsiniz.